TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği mitingin heyecanla beklendiğini söyleyerek Kayseri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmaya hazır dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de miting gerçekleştireceğini ifade etti. 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinge katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ilk günkü aşkla ve heyecanla beklediğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri 21 Mart Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge davet etti. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin sahip çıkacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize geliyor. Yarın saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyorum. Hep beraber Kayserimizi en güzel şekliyle orada temsil edeceğimize inanıyorum. Kayseri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmaya hazır. Hemşehrilerimiz reisiyle buluşuyor. Yarın 12.30'da meydanda buluşmak üzere," diye konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize geliyor. Yarın saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyorum. Hep beraber Kayserimizi en güzel şekliyle orada temsil edeceğimize inanıyorum. Kayseri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmaya hazır. Hemşehrilerimiz reisiyle buluşuyor. Yarın 12.30'da meydanda buluşmak üzere. Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de 21 Mart Perşembe olacak. Bu tarihte propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu takvimi işliyor. 21 Mart Perşembe günü propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Bu zaman zarfında seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan, reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Seçim sürecinde genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle, ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Açık yerlerde güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasak. Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek. Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiçbir memur katılamayacak. Su Medeniyetleri Galerisi açılış töreninde katılan Başkan Memduh Büyükkılıç suya bir indirim müjdesi daha verdi. Başkan Büyükkılıç daha önce %20 olarak açıklanan indirime %30 daha eklediklerini açıkladı. Gölbaşı Meydanı'nda bulunan su sarnıcının Talas Belediyesi tarafından Su Medeniyetleri Galerisi'ne dönüştürülmesinin ardından düzenlenen açılış törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su fiyatları konusunda bir müjde daha açıkladı. Bir müjde verelim mi? %30 suda indirim yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce de değerli milletvekilim %20 yaptık, %50 oldu. Daha önce de yıl başındaki meclisimizde de tepe tüpe oranını fix dedik, yok ettik. Ayrıca oradan büyük bir fedakarlık yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağ olsun. Allah'ın izniyle biz insanlarımızı seviyoruz. Sizlerin hizmetkarıyız. Belediye sizin belediyeniz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Başkan Büyükkılıç bir de müjde vererek suda yapılan %20 indirimin ardından %30 daha indirim uyguladıklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suda %50 indirim açıklamasını popülist bulan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel, meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi. Büyükkılıç'a seslenen Kazım Yücel, bu kadar belediye meclisinde alınır, eğer samimiyseniz çağırın meclisi, olağanüstü toplantıya ve bu kararı alın, suya indirim yapın, vatandaş da sizin samimiyetinizi görsün dedi. Hadi bunlara da alıştı vatandaş. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suda toplamda %50 indirim açıklamasına İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel'den eleştiri geldi. Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyen Yücel, Başkan Memduh Büyükkılıç'a da samimiyet çağrısı yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç, biz tam 5 yıldır İyi Parti olarak belediye meclislerinde su fiyatlarının pahalı olduğunu gündeme getirdik. Özellikle pandemi döneminde herkes hatırlar ki su fiyatlarıyla ilgili tartışmalarımız oldu, indirim taleplerimiz oldu. Dediniz ki kaynak nerede? Nasıl indireceğiz? Bu öyle aklınıza geldiği gibi yapılabilecek bir şey değil demiştiniz. Evet, biz sizin yapmadığınızı seçim sattığına girip de belediye başkanı olunca ben Kazım Yücel olarak her aileye, her haneye 5 metre küp yani %50 suda indirim yapacağız dedik. Bunun üzerine ilk seçim startınızda önce zammı durdurdunuz her ay yapılan. Sonra baktınız anketler olumlu sonuç vermiyor. %20 indirim yaptınız. Baktınız anketler yine olumlu sonuç vermiyor. Dün itibariyle de %30 daha suda indirim yapıyoruz dediniz. Sayın Belediye Başkanı, Memduh Bey, bu böyle yapılmaz. Bakın, bugün halihazır belediye başkanı sizsiniz, görev sizde. Ve Cumhur İttifakı'nın yoğunlukta ağırlıkta olduğu meclis de sizde. Olağanüstü toplantıya meclisi davet edeceksiniz. 31'inden önce eğer samimiyseniz bu kararı meclisten geçireceksiniz. Suda %50 indirim yapacaksınız. Ama vatandaş sizin samimi olduğunuza inanmıyor. Biz inşallah 1 Nisan'dan sonra dediğimiz %50'yi yapacağız. Bir yıl hiç zam yapmayacağız. Bir yıldan sonra da su üretim tesisi ve onun üzerindeki reklamlarla bakın görün bu şehre ücretsiz su vereceğiz. Eğer samimiyseniz 10 gün var. Toplayın meclisi, olağanüstü alın kararı, Kayseri halkı da görsün sizi. Başkan Büyükkılıç teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç teravih namazını Hacı Halil Bayraktar Camii'nde kıldı. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. AK Parti gençlik kolları tarafından vatandaşlara dağıtılan lokumları da ilçe sakinlerine ikram eden Büyükkılıç, tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti. Başkan Büyükkılıç çocuklar ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç daha sonra bir alışveriş merkezinde esnafları ziyaret etti. Metin orası değil mi? Metin. İşte nasıl Metin? Çok. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek talep, öneri ve görüşlerini de bizzat dinledi. Melikgazi Belediyesi tarafından İldem'de yapımına başlanan Akıl Küpü Kütüphanesi inşaatı hızla devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu en yakın zamanda hizmet açacaklarını söyledi. 5 yılda 21 okul, 15 Akıl Küpü Kütüphanesi ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde de ikinci kütüphanenin inşaatına başlamıştı. İlçeye yapılan Akıl Küpü Kütüphanelerinde yaklaşık 35 bin kişiye hizmet verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Güçlü toplum için eğitim en değerli bileşenlerden biridir.
Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde eğitim konusunda sayısız projeyi Melik Gazi'mize ve Kayseri'mize kazandırdık. En değer verdiğimiz alanlardan biri olan eğitim konusunda da projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine, kafeye kadar çeşitli yönleriyle gençlerin istifadesine sunulan akıl küpü kütüphanelerini gençlerimiz çok sevdi. İlden bölgemize ikinci akıl küpü kütüphanesi kazandırmak için çalışmalara başladık. İnşaatımız hızla devam ediyor. Yapımını en kısa sürede tamamlayıp bölgemizdeki öğrencilerin hizmetini açacağız dedi. Farklı mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşı aynı sofrada bir araya getiren Koca Sinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolak Bayraktar bu sefer de Erkilet General Emir Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açtı. Koca Sinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolak Bayraktar bu sefer de Erkilet General Emir Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açtı. Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, binlerce kişinin katıldığı iftar programlarının Koca Sinan'la özdeşleştiğini belirterek iftar vaktinin feyzini Kayserililerle yaşamanın huzur verici olduğunu söyledi. Rabbim sağlıkla, huzurla nice nice Ramazanlar eriştirsin inşallah. Tabii mahallesindeki iftarlar her sene bir başka oluyor. Bu sene de maşallah gene coşkuyla, kalabalık bir şekilde, bereketli bir sofrada sizlerle beraber iftar açıyoruz. Rabbim sağlıkla nice nice iftarları açmayı nasip eylesin diye dua ediyoruz. Sağlıkla bayramlar eriştirsin inşallah. Hepinize afiyet olsun diyorum. Rabbim kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Başkan Çolak Bayraktar sonrasında ise Barbaros Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolak Bayraktar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Başkan Çolak Bayraktar 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası dolayısıyla yaşlılarla bir araya geldi. Büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolak Bayraktar, kıymetli büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır dedi. Allah iyilik sağlıklar versin. Koca Sinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolak Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Yaşlıların gülen yüzü ve nezaketiyle karşılanan Başkan Çolak Bayraktar, onlara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak her konuda yanlarında olduklarını belirtti. Amin. Nasılsın, iyi misin? Çok iyi, hamdolsun. Allah iyilik sağlıklar versin. Amin. Sen nasılsın? Elhamdülillah, verdiğine şükür. Ben de iyiyim. Çok şükür. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Merkezde yaşayan büyüklerin oluşturmuş olduğu koro hem Çanakkale türkülerini seslendirdi hem de Çanakkale ile ilgili oyun sergiledi. İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan oyundan dolayı kadim büyükleri tebrik eden Başkan Çolak Bayraktar onlara çeşitli hediyeler verdi. Selam Türk'ün kader coğrafyası. Çanakkale'de savaşan askerlerimiz için yardım toplanacaktır. Duydu, duymadı demeyin. Kadim büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolak Bayraktar, Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum ifadelerini kullandı. Kayseri'nin çınarları ise ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını belirttiler. Biz ne kadar güçlü olursak bu topraklarda, bu vatan topraklarında kalıcı durumumuz o kadar baki olacak. Yoksa su uyur, düşman uyumaz. Her gün varlar. Sizlere de bir kez daha sağlıklı günler diyorum, hayırlı günler diyorum, hayırlı ömürler diyoruz. Hakikaten buradaki bu performans Namık Kemal Hoca bize ziyadesiyle memnun etti, mutlu etti. Yani büyüklerimizin ne derece maharetli olduklarını bir kez daha gördük. Diyoruz. Hayırlı günler diyoruz. Hayırlı günler diyoruz. Rahmet olsun. Estağfurullah efendim, ne demek? Ya.
Talas'ta Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri kentsel dönüşüm konutlarının temeli törenle atıldı. Burada konuşan Başkan Mustafa Yalçın, hak sahiplerimiz bize güvendi, biz de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız dedi. Hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin. Talas'ta Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri kentsel dönüşüm konutlarının temeli törenle atıldı. Halife Hoca Mezarlığı karşısındaki törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşümün geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından daha da büyük önem kazandığını söyledi. Şimdi dirençli kentler için kentsel dönüşüm, yaşanabilir mekanlar için kentsel dönüşüm, şehirlerimizin geleceği için kentsel dönüşüm olmazsa olmaz oldu. Talas üzerinde konuşacak olursak son 5 yıl içerisinde 1 milyon metrekareyi kapsayan 41 farklı alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Burada 2303 riskli konutun yıkımı gerçekleşti. Buna karşılık 96 binada 3209 iş yeri, affedersiniz, 3209 konut ve 343 iş yeri yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bundan yaklaşık 10 gün önce de malumunuz Harman Mahallesi 62 evlerde 65 hak sahibine anahtarını teslim ettik. Şimdi bugün bu alanda yapacağımız kentsel dönüşüm projesi mevcut haliyle 10 bloktan oluşuyordu. 60 bağımsız bölümü vardı. Söz konusu alan burası, yani Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, her an her yerde deprem olabilir gibi düşünmemiz ve tüm yaşamımızı ona göre düzenlememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Her an her yerde her ölçüde deprem olabilecek gibi düşünmemiz, tüm yaşamımızı ona göre düzenlememiz gerekiyor ki ola ki olmasını elbette ki istemeyiz ama olduğunda bir sorun yaşamayalım. Konuşmaların ardından protokol tarafından edilen dualarla butona basılarak Menekşe Siteleri kentsel dönüşüm konutlarının temeline harç konuldu. Efendim, tarihi ve kültürel mirasa yaptığı desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi'nde bu alanda bir çalışma daha gerçekleştirildi. Tarihi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan Sarnıç Su Medeniyetleri Galerisi olarak düzenlendi ve ziyarete açıldı. Talas Belediyesi tarafından yapılan çalışma sonunda tarihi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan Sarnıç Su Medeniyetleri Galerisi olarak düzenlendi ve ziyarete açıldı. Küçükköy Mahallesi'nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Su Medeniyetleri Galerisi adı verilen Sarnıç'ın 2000 yıllık kaya oyma kültürünün ürünü olarak 100 yıllar öncesinden günümüze ulaşan nadir bir yapı olduğunu söyledi. 2000 yıllık kaya oyma mekan kültürünün ürünü olarak 100 yıllardan beri varlığını devam ettirip günümüze ulaşan nadir su yapılarındandır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise her alana dokunan kültürel çalışmaları, sosyal içerikli ve gençlerimize yönelik gayretleri var şeklinde konuştu. Gerçekten Mustafa Başkanımızı ben tebrik ediyorum. Her alana dokunan kültürel çalışmalarıyla ya da sosyal içerikli çalışmalarla ya da gençlerimize yönelik gayretlerle. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de bu sarnıcın kıymetli hizmet olduğunu vurguladı. Bu sarnıç da çok kıymetli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün artık tematik müzelerde hem çok popüler hem insanlar ilgi gösteriyor. Diğer taraftan su da en önemli temalarımızdan biri. Ağabey hayat, hayatın kaynağı bir defa her şeyden önce su. Su olmazsa hayat da olmuyor. Konuşmaların ardından edilen duaların ardından Su Medeniyetleri Galerisi'nin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi. Program protokolün galeriyi gezmesinin ardından sona erdi. Hacılar Kültür ve Yardım Dayanışma Vakfı tarafından iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Hacılar Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. STK temsilcileri, sanayiciler, iş insanları ve akademisyenlerin de katıldığı programda konuşan Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şükrü Baktır, vakıf çalışmalarını anlattı. Asıl amaçlarının burs vermek olduğunu söyleyen Baktır, vakıf bütçesinin 16 milyon TL olduğunu açıkladı. Vakfımızın asıl amacı öğrenci bursları vermek olup,
2023-2024 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 1100 öğrenciye her ay toplam 2000 TL burs verilmekte olup bütçemiz 16 milyon TL'dir. Ayrıca ilçemizdeki camilerin yakıt, temizlik gibi ihtiyaçlarını vakfımızca karşılanmaktadır. Bugüne kadar vakfımızda görev alan, vakfımıza değer katan, bu vesileyle vakfımıza küçük büyük yardımda bulunan herkese teşekkür ederiz. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağ'ın ise gerçekten bu birlik ve beraberlik, bu samimiyetle hep beraber el birliğiyle hacılara hizmet etmeye çalışıyoruz dedi. Ben yönetim kurulumuza, kıymetli Şükrü Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün bütçesi 15 milyonu bulan bir vakıftan bahsediyoruz. Şehir içinde ve şehir dışında okuyan öğrenci kardeşlerimize 1800 ve 2000 lira olmak üzere aylık burslarını hepimiz artık biliyoruz. Bizler de vakti saati gelince bayrağı o güzel kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii ki iş adamlarımız sadece burs vermekle kalmıyor. Ülkemizde, ilçemizde, ilimizde değil, ülkemizde de söz sahibi olan firmalar, dünyada da söz sahibi olan firmalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de iftar programında bir konuşma yaptı. Konuşmasında hacılar ve hacılar halkı hakkında övgü dolu sözler sarf eden Çiçek, birlik beraberliğe vurgu yaptı. Sadece Kayseri'de bu hayırlı, hacılarda değil, Kayseri'de de ne zaman bir ihtiyaç olsa, ne zaman birinin bir sıkıntısı olsa ve o sıkıntının gerçekten sıkıntı olduğunu hacılarla birisi inanırsa elini değil gövdesini taşın altına koyuyor ve o sıkıntıyı ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Bu sadece zenginler için değil. Her hacılarlı, ben öyle diyorum, babalarınız, büyük hatta dedeleriniz belki de gerçekten çok güzel bir tohum atmış. Sizlere geçmiş. Sizlerden de görüyorum, evlatlarınızla da dostuz, arkadaşız, onlara da geçmiş. İnşallah yüzyıllarca bu geçer. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk 10 günü geride kaldı. Kayserili vatandaşlar artık Ramazan aylarının kış dönemine gelmesinin daha rahat olduğunu söylese de eski Ramazanların yerine deyim yerinde ise mum arıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 11 ayın sultanı Ramazan bir kez daha geldi. Üstelik üzerinden 10 gün geçti. Bu Ramazan'da vatandaşlar yaklaşık 14 saat oruç tutuyor. Kayserili vatandaşlar Ramazan ayından oldukça memnun. Özellikle kış mevsiminde Ramazan ayının daha rahat olduğunu söylüyorlar. Ancak vatandaşlar eski Ramazanların tadını unutamıyor. Kimileri de ekonomik gelişmelerden ötürü dert yanıyor. İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor Ramazan? Çok şükür. Nasıl, rahat mısınız bu Ramazan'da? Elhamdülillah. Sıkıntı yok. Çok şükür. Eski Ramazanlar? Eskisi, yenisi, çok şükür, hepsi iyi. Eskiden daha mı iyiydi? Eskisi, yenisi, Ramazan, eskisi eski. Eskide kaldı, yenisi yeni. Şimdi biraz daha böyle kış mevsimine doğru geldi ya, daha mı iyi oldu? Ya oralarını karıştırma, her zaman, ne zaman geçse o zamandan beri tutuyor orucumuzu. Eski Ramazanlar mı, şimdiki Ramazanlar? Eski Ramazanlar tabii. Neden? Daha iyiydi, daha iyi dostluk vardı, daha arkadaşlık vardı. İyiydi, işten de hepsi. Nasıl mesela? Neler vardı mesela? Nelerdi? Eskiden neler yoktu ki? Şimdikiler Ramazan değil ki. Akşamları eş dost sohbete gidiyorduk. Burada şehirde o yok. Köy yerlerinde hep aynı her şey vardı yani. Ramazan normal işte ya. Fakirler için çok iyi. Zenginler için zor, zavallılar için. Niye? Fakirin parası çok. Fakir zavallı çadırda yiyor zenginler. Yani zenginler zorlanıyor mu acaba? Zenginler tabii zorlanıyor. Biz fakirik, bir yatak, bir yorganımız var. Aldığımız çıkıyor dışarıya. Zaten çok doyduğumuz yok. Evet, tabii canım. Burayı açmışlar. Burada. Yani ben fakirler alışkın mı yani? Ne demek istediniz, anlamadım. Fakir zaten perişan kardeşim, anlasana yani. Çok rezil yani. Adamın okula gideni var, 10 lirayla kim geçinecek? Yani oruç zengine mi zor? Zengine zor. Fakire kolay. Çünkü aç yatıyor, aç kalkıyor. Yemek sorunu yok ki fakirin. Adamın bastırma sorunu var, sucuk sorunu var, tereyağı sorunu var, zengini. Bizde o yok, biz rahatık. Mahalleye devam. Allah'a çok şükür, hamdolsun. Sıkıntım yok. Her şey yolunda? Her şey yolunda. Allah'a bile var çok mı? Hayır. Maşallah. Allah. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok güzel. Sıkıntı yok, Allah ne verdiyse çok şükür. Ağlamaya gerek yok. Allah bereket veriyor, gidiyor. Çok şükür. Ramazan iyi, oruçlar ama iyidir. Var mı sıkıntı? Hangi açıdan? Ramazan açısından ya. Yok. Rahatsınız. Rahatım. Zorlandığınız oluyor mu? Yok, ben
Yaklaşık 10 yaşından beri tutarım. 74 yaşındayım. Zaten mevsim kış. Üşüyerek oruç tutuyoruz. Güzel, yorucu ama güzel ya. Neden yorucu? Çalıştınız için mi? Öğrenciyim. Evet, okula git gel yoruyor. Yani bir de şimdi kış mevsimine geldi ya Ramazan. Evet. Daha kısa. Ya kısa evet, o yönde biraz kolay ama sanki yazın daha bir, tamam yazın zor oluyordu ama daha bir neşeli gibiydi yaz olduğu için. Şimdi kışın herkes evde yani kolay kolay çıkılmıyor. O yüzden yani. Evet. İşte. Eski Ramazanlar? Daha güzeldi. Ramazan nasıl geçiyor? İyi gidiyor. Çok şükür hamdolsun yavrum. He valla maşallah, iyi yavrucum, iyi. Sıkıntı yok? Yok şükür hamdolsun. Böyle kış mevsiminde daha mı kolay böyle Ramazan? Valla her zaman kolay. Ramazan geldi mi her zaman kolay annem. Eski Ramazanlar tabii ki iyiydi. Aile bağları kuvvetliydi. Gidip gelmeleri vardı. Ama şimdi sadece resim çekmek için. Değil mi? Resim çekip sosyal medyada paylaşmak için var. Güzel geçiyor yani, bir sıkıntımız yok. Sıkıntı yok. Evet. Her şey yolunda. Her şey yolunda sayılır. Azıcık tabii maddi sıkıntılar var ama idare ediyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Eskiden nasıldı mesela? Sizler ne yapardınız eskiden? Ya bizler ne bileyim yani... Çok güzel olurdu ya, aile toplamı olurdu, aile toplumu olurdu, büyüklerin yanına gidilirdi, küçüklerin yanına gidilirdi yani olurdu yani ama şimdi şu an öyle bir şey yok. Erciyes Üniversitesi'nde toplumda sosyolojik gelişmeler konulu toplantı düzenlendi. Erciyes Üniversitesi'nde toplumda sosyolojik gelişmeler konulu toplantı düzenlendi. Senato salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Rektör Profesör Doktor Fatih Altun ve sosyoloji konusunda araştırma yapan akademisyenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, alanında duayen isimleri davet ederek söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bugün sosyal yapıdaki değişikliklerin sebeplerinin neler olabileceğini tartışmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz dedi. Sizlerle beraber olmak, biraz tartışmak, acaba sosyal yönüyle yapıdaki değişiklikler nelerdir, sebepleri nelerdir, bunları bir ortaya koyma amacıyla bir araya gelmiş oluyoruz. Ben başta Sayın Vekilime bu program için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin katılımı da bizim için çok önemli Sayın Hocalarım. Ve vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, küresel dünyada iletişimin getirdiği bozulmalar gibi çok sayıda gözlem ve tespitin akademisyenler tarafından yapıldığını söyledi. Değerlerin farklılaşması, kaybolması, belki bu anlamda kaybolma sözü de çok ağızlara pelesenk oldu ama değer kavramına atfedilen önemin yitirilmesi, gitmesi ve tabii bir küresel dünya ve bu küresel dünya iletişime çok açık. Herkes işte Kongo'da olan bir şeyi haberdar olabiliyor. Bu iletişimin getirdiği bozulmalar ve bir tarafıyla inanç kaybı, bir tarafıyla dinlerin daha pagan, daha alt eski mitolojik unsurlarla geri dönüşü veya yeni bileşkeleri gibi birçok gözlem, tespit, işte ünlü düşünürlerden, Bauman'dan başlayarak birçok ünlü düşünür üzerinde çalışan insanlar tarafından yapılıyor. Irak Süleymaniye bölgesinde düzenlenen nokta operasyonuyla öldürülen sözde sorumlu terörist Rojda Bile'nin etkisiz hale getirilme anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yeni bir paylaşım geldi. 19 Mart Salı günü terör örgütünün sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu Rojda Bilen'e yönelik operasyon düzenlendi. MİT'in saha ajanları tarafından yapılan operasyonla sözde sorumlu terörist Bilen etkisiz hale getirildi. Bugün ise Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yapılan nokta operasyonun görüntülerine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Rojda Bilen PKK-KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi. Son günlerde altın fiyatları ciddi oranda arttı. Geçen haftayı 4100 liradan kapatan altın bu hafta 4200 lira civarında. Sarraf Şaban Zıkav'ın fiyata bir nebze düşüş olacağını söylerken panik yapmayın uyarısına bulundu.
Piyasa rakamları yükselişe geçti. Uzun süredir aynı seviyede seyreden altın fiyatları son 2 haftadır yeni rekorlar kırıyor. Sarraf Şaban Zıkkavun bu yükselişin ardından bir düşüş yaşanacağını belirterek panik yapılmaması çağrısında bulundu. Altın gördüğü noktayı her zaman geçer. Yani mehter takımı gibi düşünün. Bir tane geri gelir, millete sattırtırır, arkasından alal için 2 adım daha ileri gider. Altın bugün baktığımızda 2156 dolar civarlarına kadar onsu geldi. Biz sizlerle yılbaşına konuştuğumuzda aşağı yukarı 1920 dolar civarlarındaydı. 2250 dolar civarına kadar gelebileceğini ilk 3 çeyrekte ya Haziran ayına kadar diye konuşmuştuk. Ve bugün baktığımızda tezimiz 2156 dolara gelerek de bizim tezimizi doğrulamış gibi gözükmektedir. Ama bunun yanında piyasada şu anda acayip bir şekilde ne olduğu belirsiz spekülatörler meydana geldi. Dolar 40 bin lira olacak diye yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar. Yani 10 gün sonra seçim olacak. Seçimden önce bu açıklamaların yapılmaları kime yarıyor? Ve niye yükselecek? Benim baktığım, yaptığım araştırmalara, izlediğim verilere göre baktığımda Türkiye'nin şu anda doların 40 bin lira olacak gibi hiçbir pozisyonu yok. Yani sırf maksat ortalıkta bazı bir şeyleri karıştırmak için bir şeyler atılıyor. Altına geldiğimizde altın normal seyrini devam ettirmekte. Ama dünyada şu var. Daha önce söylediğim gibi Hindistan'da perakende altına %50 civarında bir vergi getirildi. Fiziki altına ulaşmak bir miktar zorlaşıyor. Zorlaştığından dolayı dünya literatürüne baktığımızda bugün altının gram fiyatı TL bazında 2245 TL civarında. Ama Türkiye'de 35 ton altın yer altından çıkartıp kendi öz varlığımız ama 200 ton civarında satışımız olunca 165 tonluk bir açıktan dolayı Türkiye'de vatandaşın bilmediği Merkez Bankası'nın almış olduğu ekstra bir para var. Bu nedir? Kiloda aşağı yukarı 200 bin lira civarında yani 6 bin dolar civarında bir fark var. Eğer altın alımı birazcık piyasada kesilirse benim karımca altın yavaş yavaş dünya piyasalarına doğru gelir. Yani bu da şunu gösteriyor. Altın TL bazında bir miktar düşer gibime geliyor. Seçim sonunda eğer Merkez Bankası normal seyrini devam ettirip küçük altın ve onların büyüklerini bastığı zaman küçük altın bugün normal piyasası 4300 lira değil. 3800-3850 civarında olması gerekir. Ama Merkez Bankası malı vermediğinden dolayı veyahut da bazı kitlelere verip spekülatörlerin eline geçtiğinden dolayı bugün 1 kilo altında 2500 dolar civarında ekstra bir işçilik yapmaktadır. Ben yatırımcılara hep şunu söylerim. Ben şahsıma söylerim. Yani bazı şeyleri, hareketleri yaparken sosyal medyadan veyahut da birilerinin söyledikleri laflara inanarak hareket etmemeleri gerektiğini, biraz mantıklı hareket etmeleri gerektiğini, yatırım yaparken de birazcık aceleci olmamaları gerektiğini ben kanaatimce ben bu şekilde düşünüyorum tabii ki. FIFA bir Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig takımına ise 3'er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA bir Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig takımına ise 3'er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Süper Lig takımlarından Kayseri Spor'a süresiz, Adana Demirspor, Antalya Spor, Ankara Gücü ve Konya Spor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi. Kayseri Spor'a süresiz transfer yasağı getirildiği haberleri sonrasında mesele ortaya çıktı. Transfer yasağı cezasının olmadığı HBR Sports isimli menajerlik şirketinin CAS davası masrafları için koyduğu 14 bin euroluk bir geçici yasak olduğu ve ödeme ile kalkacak şekilde karar verildiği öğrenildi. Efendim haber detaylarımızı aktardık. Ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.